Merge kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sarı ve platin saç gruplarından bahsedeceğiz. Bu renklere ulaşmak neden bu kadar zor? Bu renklerin kullanımında ne yapılması gerekiyor? En çok karşılaşılan sorun doraleşme problemini ortadan kaldıracak neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle sarı saçların herkese neden olmadığı ile ilgili birkaç bahsetmek istiyorum. Konuya değinmek istiyorum. Öncelikle saçların neden herkesin saçlarının kolay kolay bir şekilde platin sarısına dönemediğini anlatacağım. Platin sarısına dönebilmek için saçların zemininin buna elverişli olması gerekiyor. Yani şöyle bir şey var. Siyah bir saç, doğuştan siyah bir saç, kalın telli ise platine dönmesi doğal olduğu için mümkündür. Ama o da normal bir kumral saça göre daha zor açılacaktır. Yani kumral saç düşünelim. Doğal yapısı kalın telli bile olsa rengi açık olduğu için platine daha elverişlidir. Bir de söz konusu boya varsa saçta, siyah mesela mavi, siyah bir boya var diyelim. O durumda platine dönmek bir hayli daha da zor olacaktır. İşi biraz daha zorlaştıralım. O marketteki amonyak oranı çok yüksek kutu boyalarla boyanmış siyah bir saçtan bahsediyorsak platini neredeyse imkansız diyebiliyoruz. Çünkü saçların zemin rengi, saçın genel yapısı buna uygun olmadığı zaman renk düzgün açılmaz. Açılsa bile doraleşme olmaya başlar. Aralarda bir bütün haliyle açılmaz. Evde boyanan saçlar için bunu söylüyorum. Dibi çok hızlı açılır, orta tarafta bir şerit kalır, uçları daha az açılır, bir yeri açılmaz gibi. Hal böyle olunca da herkes platin olacak diye bir kaide zaten yok. Ama herkes platin olmak isterse eğer sonuç birazcık hüsran olacaktır. Şimdi gelelim, peki biz bunu nasıl anlayacağız? Kendi saçlarınızın renginin açılmayacağını, buna uygun olup olmadığını nereden anlayabilirsiniz? Öncelikle bu konuda evde kendiniz test yapmanız çok yanlış olur. Sonrasında büyük problemler çıkartabilirsiniz. Yaptırmak istediğiniz kuaförünüze gittiğinizde saçlarınızda eğer boya varsa saçın geçmişini düzgünce anlatmanız gerekiyor. Bu saç işte iki kere açıldı, boyandı vesaire, işte kendim boyadım gibi. Bunu anlattıktan sonra da kuaför arkadaşımdan test paketi yapmasını istemelisiniz. Arkadan gözükmeyecek bir bölümden sadece bir tutam alıp yapacağı ton neyse o tona kadar açmaya çalışacak. Ve böylece meslek arkadaşım için de çok kolay bir şekilde o saçın genel analizini yapmış olacak. Size şunu diyebilir, bu saç platin olmaz. O zaman zorlamamalısınız. Ya yanarsa yansın, yandığı zaman öyle olmaz. Üzülüyorsunuz yani sonra... Haberlerde izliyoruz birçok kavgayı. Diğer bir konuya geçelim. Saçların yağıştırdın, sarı yaptırdın ama saçlarını yıkadıktan sonra kimi saç çok güzelleşir. Ya platin renklerinde genelde şöyle iki gruba ayırıyorum ben. Platin rengini kullanan birinci müşterimiz diyelim. Saçlarını yıkadıkça rengi biraz daha matlaşır, soğuklaşır ve çok güzel olur. Oturur kullandıkça. İkinci müşterimiz de rengi kullandıkça böyle renkte bir doraleşme, turuncuya yakın böyle bir renk yansıması olur. Ya bunun durumu saçın açılma, işte o birisi saçı, mesela birinci müşterimizdeki saç durumu şöyle oluyor. Onun saç rengi platin saç rengine daha verimli ve daha kolay açılmış. Belki de doğal olabilir, zemininde boya olmayabilir. Zaten kumral tonlarında bir saç olabilir. Diğer müşterimiz de şöyle görelim. İşte siyah demeyelim de koyu kumral ya da 4 numara kestane gibi kendisi boyuyor ya da bir kuaförde boyatıyor diyebiliriz. Zorlu bir koyu bir renk vardı, o şekilde açıldı. Yani zorlu bir şekilde açılmış bir saç doraleşme yaşayabilir. Bunu nasıl çözeceğiz diyorsanız saçın o doraliğini alabilmesi için bir kez daha açılmaya ihtiyacı olabilir. Doraliğin çoğunluğuna ve azına göre değişir. Yansıma şeklinde ise salonumuzda yaptığımız vinleksler, cilalar bu işlemi tamamen kapatabilir. Ama daha da azsa, böyle yansıma halindeyse o durumda silver şampuanlar var. Silver şampuan kullanabilirsiniz. Silver şampuan saçlara mavi pigmentler, gri pigmentler yüklediği için o da doralin tam karşısındadır renk ana grupları içerisinde. O doraleşmeyi tamamen ortadan kaldırır. Bu da sizin ihtiyacınız görür. Yani sarı saç yaptırmanız gerekiyor mu, gerekmiyor mu ya da saçınız kaldırıyor mu, kaldırmıyor mu? Bunu çözdük. Bunu anladığınıza göre bu sefer yaptırdığınız saçlarınız zor açıldı ya da kolay açıldı. Kolay açıldı, bir şey yapmanıza gerek yok renklendirme açısından.
Ama çok zor açıldığı saçlar böyle ayda bir hafif hafif ayın sonuna doğru doraleşme yaşıyorsa o durumda ne yapacağımızı anladık. Ya eğer çok ciddi şekilde turunculaşma varsa kuaförümüze danışacağız. Saç dinlendikten sonra birkaç bakım yapıldıktan sonra kritik bir durumdaysa sonra tekrar açılabilir. Ya da silver şampuanla biraz daha idare edilebilir o dönem gelene kadar. Tamam, bunu da söyledik ve şimdi sarı saçı genel olarak nasıl kullanmalıyız? Yani sarı bir saç nasıl kullanılmalı? Hangi saç olursa olsun sarı grubuna girdiyse, eğer 9 bandının üzerine çıkıyorsa, renk katalog üzerinden konuşalım. 9 bandının üzerine çıkan tüm saçlar için şunu söylemeliyiz. O saçlar kurumaya daha elverişlidir. Yani normal doğal bir saç 3 kere şampuan yaptığında kuruyor. Ama o saç 2 şampuanda daha fazla kurur. İşte normal doğal bir saç tararken çok fazla kırılmaz, belki esnemez, daha dirayetli olur ama sarı saç öyle değil. Daha yıpranabilir. Daha böyle hassas bir bebek gibi olur. E biz ne yapacağız o zaman? Yani sarı saçları ben müşterimin nasıl kullanmasını istediğimi anlatacağım size. Benim tüm müşterilerim bunu az çok hepsini anlatıyorum, hepsi biliyor. Sizin de bilmenizi isterim. Sarı saçın eğer ki o rengi kullanıyorsan bir zahmeti olduğunu en başta bilmeni isterim. Çünkü normal standart renkler dışarısında çok üst grupta ve daha zahmetli işlemlerle elde edilen bir renk olduğu için genel kullanımı da aynı şekilde biraz daha böyle sizi yoracak, biraz daha vaktinizi çalacaktır. Dikkat ettiniz mi bilmem. Sarı saç fönü en güzel gösteren, örgüyü en güzel gösteren, topuz işlemlerini en çok güzel gösteren renk grubudur. Yani işlemi kaldırıyor. E ne yapacağız? Şampuanı 2'den fazla yapmayacağız. Kullandığımız şampuanlar normal market şampuanları olmamalı. Profesyonel gruplar, kuaför arkadaşlarımın yönlendirdiği parapeni, sülfatı, demetikonu az olan, hatta hiç olmayan gruplar varsa o gruplardan kullanılmalı. Sonrasında sadece saç kremi yapılmamalı. Yerine maske kullanılmalı. E şimdi maskeyi nasıl uyguluyoruz? Bunu her defasında olabildiğince elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Yıpranmış saçlar seri videom var. Nasıl düzeltilir? Oradan da izleyebilirsiniz. Ama kısaca maske, yani kullanacağınız durulanan ürünlerin nasıl uygulanması gerektiğini kısaca bir özet geçmek istiyorum bu videoda da. Konu gelmişken. Saçların şampuan yaptıktan sonra hemen maskeyi uygulamayacaksınız. Saçların şampuanını yaptıktan sonra mutlaka saçın suyunu tamamen bir havlu yardımıyla almalısınız. O zaman eğer süreceğiniz maske en böyle ucuz maske bile, yani böyle en fazla faydası olmayacak maske diyelim. Daha güzel olacak bu şekilde. Onun bile çok büyük faydasını görebilir o saç. Çünkü sulanmamış olacak ürün ve saçlara daha iyi nüfus edecek. Önce boy ve uçlarını, sonra hatta mümkünse tarayarak her yerine yedirip o şekilde 10-15 dakika bekletebilirsiniz. Maske uygulaması bu. Bu da bir sarı saçta kilittir benim için. Anahtardır hani. Kilit taşı vardır eski Romalılarda. Böyle komple bir sundurma taştan geçit yapılır. O geçidi taşıyan sadece ortadaki kilit taşıdır. Bu saç içinde, söylediğim sarı saç içinde bakımın kilit taşı maskeden geçer. Sizin kullanımınızdan geçer. Siz ne kadar iyi bakarsanız bize geldiğinizde bizim yapacağımız bakımlarla da çok çok üst seviyelere doğru çıkar. Bu işler sadece bizim yapmamızda olmuyor. Sonrasında duştan çıktıktan sonra taramadan önce mutlaka ve mutlaka saçlara yumuşatıcı tekrardan serum, dufaset gibi ekstra saçta durulanmadan kalan bir şeyler kullanılmalı. Çünkü sarı saç normal saça göre her zaman bir nem desteğine ihtiyaç duyacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlar kısmını takip ediyorum. Oraya merak ettiklerinizi yazabilirsiniz. Ben de oradan bakıp sizin sorularınıza daha fazla cevap verme şansı bulurum böylece. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.